son yaşananlarla ve reisinin ölümünden sonraki süreçte İran siyaseti nasıl şekillenecek, bölgeye nasıl etkileri olabilir? Konuşalım. İran Cumhurbaşkanı reisi için yasta, reisi için bugün Tahran'da tören düzenleniyor. Yarın da Meşet'te defnedilecek. İran'ı bir konuşalım. Star gazetesi yazarı Nuray Nuriyeva karşımızda. Sevil Nuriyeva karşımızda bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Nuriyeva, siz bölgeyi çok yakından takip eden bir gazetecisiniz. Reisinin biz bu yaşanan kaza sonrasında ne oldu, nasıl oldu, sonrasında bölge nasıl şekillenecek, İran'ın içi nasıl olacak, bunu konuşuyoruz ama dilerseniz önce İran içiyle başlayalım. İran'da siyaset nasıl şekillenecek sizce? Şimdi kazanın şekli, işte oluş biçimi, sonra haberlerin birbirine çelişkili formada ortaya çıkması, tabii ki bu olayla ilgili bundan sonra da kesin bilginin ortaya çıkmasının çok muallak kalacağına dair bize işaret vermekte. Çünkü meselenin şu tarafı var, olayın başladığı ilk andan itibaren İran'daki kaynakların, resmi ağzın konuştuğu dille Batı'dan veya Doğu blokuyla Batı bloku arasında gelen haberlerin arasındaki çelişki, İran üzerine sadece kaza olana kaza ihtimalinin giderek daha düşük versiyon olacağına dair bizde kanaat oluşturuyor. Dolayısıyla İran'ın içinden mi, dışından mı olayın etkisi ne şekilde forma bulacağına, yani şekil bulacağına dair kanaatimiz tabii ki seçimler sonrası ortaya çıkan, daha net dille söylesek, adayın kimliği, gelecek hükümet üyelerinin kimliğiyle net bir analiz yapma imkanımız elde olunacak. Ama İran'ın içine baktığımızda işte Hubregan Meclisi'nin varlığı, İran'da dini liderin önem arz ettiği, Seçkinler Meclisi'nin etkili olduğu, bundan sonra da devrim muhafızlarının yine de etkili kalacağına dair bilgiler yan yana getirdiğimizde İran'ın politikalarında nasıl bir şekil değişikliği olacak sorusu şimdiden şöyle gözükebilir, hatta ekranda görüyorsunuz, birçoğu böyle İran'da çoğu sevinenler var istikametinde bilgileri de aktarmış oldu. Çeşitli sitelerden bunlara denk geldik hep beraber. Ama bu tür olaylarda İran'ın içerisindeki konsolidasyonun daha da derinleştiğini biliyoruz. Ama yine de tekrar ediyorum, adayın bundan sonraki kim olacağı, hükümet üyelerinin kim olacağı, İran'ın bundan sonraki siyaset şeklinde nasıl etkileyeceğine dair bize bilgi verecek. Peki Sayın Nuriyeva, adayın kim olacağı bize bundan sonraki İran için bir cevap verecek dediniz. Çünkü bir konsolidasyon böylesi durumlarda hızlanıyor İran'da dediniz. Evet. Şimdi normal bir kazadansa bir suikast ihtimalinin güçlü durduğunu da ifade ettiniz. Hem o nokta çok önemli. Şimdi çeşitli spekülasyonlar, iddialar da vardı. Bu kaza ilk olduğu andan itibaren İran içinden mi bir suikast olmuş olabilir, dışarıdan bir müdahale mi olmuş olabilir? Çünkü bölgeyle de tansiyonu yüksek, hayli yüksek olduğunu biliyoruz. Daha bir ay önce işte İsrail'le yaşanan o krizi getiriyorduk, aktarıyorduk ekranlara. Şimdi böylesi bir isim, güçlü bir isim ve de ilerisi içinde yine çok güçlü adaylıkları olan bir isimden bahsediyoruz. Bundan sonrasında artık reisinin yerine kim geçebilir sorusu tabii burada önem arz ediyor, sizin ifade ettiğiniz gibi. Bu çeşitli iddiaları da düşünecek olursak ne olabilir bu anlamda sizce? Şimdi şuraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat ettiyseniz İran bu süreci içeride çok kötü yönetti. Mesela ilk başta İran'ın iç hesaplaşması konusu daha fazla Batı kaynaklı kaynaklardan iddia edilmeye başlandı. Bunu varsaysak bile, İran'ın içerisinden bir operasyon gerçekleşti varsaysa, bunlar hepsi iddia zaten. Evet. Bu ihtimal üzerine konuşmuş olsak,
Neden İran kendini bu kadar aciz, yani süreci iyi yönetemeyen bir konumda nümayiş ettirmiş olsun? Bu taraftan baktığımızda peki kimin işine yarardı İran'ın bu kadar süreci iyi yönetememe kabiliyetini gösterme? İçeride bu daha çok içerideki dengelerin mi? Kim, hangi grup birbirine mücadele etmiş olsa bile sonuç itibariyle İran'ın güçlü görüntüsünü bütün mücadele eden birbirine çelişki içinde olan gruplar olmasına rağmen İran'ın daha ciddi görünmesini hep arzu eder İran. Doğru mu? Çünkü biz baktık İran'ın bütün muhalif ağzına da ben takip ettim dış basında. Evet, reisinin bu denli kazadan dolayı vefat etmesine sevinenler çok oldu. Hatta rejimi eleştiren ciddi söylemler de oldu. Ama muhalifleri bile İran'ın güçsüz görünümüne tahammül etmediği de açıktı. Dolayısıyla eğer bu varsaysak içeriden bir operasyon, bir de bunu tetikleyen başka bir durum var. Bugün yine Cumhurbaşkanlığı yönetiminden bir açıklama geldi, biliyorsunuz. Bu idari işlere bakan rehber şöyle bir şey ifade etti. Helikopterlerin kalkışı sırasındaki havanın durumu konusunda gayet normal bir hava şartlarının olduğu, çok az bir bulutun olduğu, sonradan çok kısa zaman diliminde hava şartlarının dönüştüğüne dair de bilgi devreye girdi. Şimdi bunların sis hepsini duvarından bahsediliyor orada, sis duvarından. Hatta diğer helikopterdeki yetkili isim de bir buluta girdiler, bir sise girdiler, oradan çıkamadı ifadesini kullandı. Aynen öyle. İşte Tebriz imamı ile telefon bağlantısı yapılıyor ve adam tam neredeyse 3 saate yakın, oradaki iddiaya göre 3 saate yakın temasta kalabiliyor çeşitli zaman, yani mesafelerle. Yani 3 saat sonra onunla da irtibat kesiliyor. Şimdi bütün bunlar, bir de mesela hatırlarsanız dini liderin oğlunun ismi de hani bu da yine Batı kaynaklarıyla ilgili devreye giren iddialardı. Bu iddialar şunu söylüyor: işte dini lider kendinden sonra reisinin daha ciddi bir aday olduğu, dini lider olarak reisinin geleceği ihtimalin üzerine şimdiki Hamine'nin oğlunun adaylığının öne çıktığını da söyledi. Yine Batı kaynaklar. Burada da şunu söylüyorlar, yani sistemi bilenler şöyle diyor: zaten Hamaney aslında kendisinden sonra gelecek ismi de yine seçecek kişileri, meclisi de atayan kişi yine o. Aslında o istemezse bu çok da öyle kolay olmuyor şeklinde de konuşuyorlar. Ama bir yandan oğlunun adı tabii çok güçlü, çok gündemde. Hatta reisi sonrası dönemde bu anlamda polemiklerin, çok büyük polemiklerin devam edeceği de ifade ediliyor. Siz ne dersiniz? Teyit edercesine bir ekleme yaptınız. Doğrudur. Zaten bu nedenle iç kavga dedik de, iç kavga ne zaman çıkar? Taraflardan birisinin güçsüzlüğü diğerini ortadan kaldırma imkanları içerisinde bu ithamı belki değerlendirebiliriz. Ama diğer taraftan baktığımızda zaten reisi çok güçlü. Rehberler Meclisi'nde, Hubregan'da etkisi olan bir isim, hatta Hubregan üyelerinin içerisinde kendisinin etkisi altında olan isimler de ziyadesiyle fazla. Dolayısıyla bunun iç hesaplaşma olma ihtimalinin ilk başta daha böyle kalıcı bir ihtimal olmayacağını göreceğiz gibi geliyor bana. Şimdi bir de diğer taraftan İran'ın içerisinde bir devrim muhafızlarına çevresinde olan medya kanallarından çıkan haberlere baktım. Bir de Sepah'ın etkisinde olan medya kanallarının verdiği haberlere baktım. Sepah daha ziyade dış elin olmasına dair imalara, Sepah'ın kendisi resmi ağızdan değil tabii ki, onun etkisi altında olan medyadan bahsediyorum şu anda. Dolayısıyla buradan da baktığımızda Batı'nın ilk Batı'dan gelen açıklamalara baktığınızda reisinin elinin kanına bulaşmış bir
lider olarak tanıtılması. Doğu bloguna baktığımızda ise reisinin süreci çok güzel yönettiği ve ilişkileri çok iyi yönettiğine dair beyanlara da yine de baktığımızda ben bir de buraya şunu da eklemek istiyorum. Putin'in Duma Başkanı Volodin'den canlı bağlantıda konuşmasını ekranlara getirdi Rus medyası. Orada Putin bu kazanın nedenlerini araştırmakta İran'a yardımcı olmaya hazırız diyor. Bakın burası çok önemli çünkü demek ki kazayla ilgili soru işareti ne dair bize bir ipucu veriyor. Rusya'nın hemen derhal önemli bir toplantısını öne çekmesi, İran üzerine olanların üzerine bu toplantıda İran üzerine konuşması yine de söylediğim gibi dış bağlantı versiyonuna daha çok ihtimal veriyor. Bir ikinci burada çok akla batan mesele şudur. İran başından itibaren resmi ağzından resmi söylemi ifade eden bütün medya kanallarına biz baktığımızda çok çelişkili haberler meydana çıktı. Doğru mu? Bu çelişkili haberler içerisinde yani bunun iletişim formatının çok kötü olduğunu, eğer iç hesaplaşma olmuş olsaydı neden bu iletişim önceden planlanmadı gibi soruları da beraberinde getirmesi giderek bunun iç hesaplaşmadan daha ziyade dışarıyla bağlantılı olup olmadığına dair soru işaretini biz uzun süre masada göreceğiz gibi geliyor. Tabii pek çok soru işareti hala var. Bir yandan tabii onların cevaplanması da bekleniyor yapılan araştırmalar sonucunda. Takip edeceğiz. Açıklanırsa elbette bizler de aktaracağız. Şimdi biz size çok teşekkür ediyoruz yaptığınız değerlendirmeler için. Sevil Nuriyeva NTV yayınındaydı. Bu konuya dair sorularımızı cevaplandırdı.